Saygıdeğer izleyicilerimiz koronavirüs maalesef Almanya'yı adeta esir almış vaziyette alınan tüm önlemlere rağmen tüm kapanmalara rağmen gelinen noktada gözlemliyoruz ki maalesef vaka sayıları düşmüyor. Günlük vaka sayıları çok rahat bir şekilde artık 20 bini geçiyor. Hayatını kaybeden insanların sayısı ise maalesef binlerle ifade ediliyor. Peki tüm kapanmalara rağmen neden vaka sayısı artıyor? Neden hayatını kaybeden insanların sayısı Almanya'da artmaya devam ediyor? Değerli izleyicilerimiz, bakın biz defalarca emekli TV ekranlarında söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Maalesef insanlar artık çok ciddi oranda bu tedbirlerden sıkılmış vaziyette. Şu anki rakamlar yılbaşının faturası diyebiliriz. Yılbaşında tüm kısıtlamalara rağmen bazı insanlar yine birbirlerine gittiler, birbirleriyle temas halinde oldular. İşte onun faturası bugünlerde çıkıyor. Okullar, kreşler, perakende satış alanları gibi pek çok nokta kapalı olmasına rağmen gelinen noktada her 100 bin kişide değerli izleyicilerimiz 146 kişi koronavirüse yakalanmış vaziyette. Bu rakam gerçekten çok ciddi bir rakam. Hedef ilk etapta 100 bin kişide 50 kişinin altına inebilmek ama bu gidişte maalesef bu durum çok zor görünüyor. Almanya Başbakanı Merkel de yapmış olduğu açıklamada alınan tüm tedbirlere rağmen gelinen bu noktanın üzücü olduğunu ifade etti. Aynı şekilde Robert Koch Enstitüsü'de bir açıklama yaparak tedbirlerin daha da sıklaştırılması gerektiğini ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, alınan bu tedbirlere rağmen maalesef düşmeyince akla şu geliyor. Peki Almanya'da koronavirüsle ilgili alınan tedbirler daha ne kadar uzatılacak? Görünen şu çok rahat bir şekilde şunu ifade edebiliriz. Nisan ayına kadar bu tedbirler bu şekilde gidecek gibi görünüyor. Çünkü halen yoğun bakımlarda sadece yoğun bakımlarda yaklaşık 5500 tane hasta var. Almanya'da pek çok noktada yoğun bakımlar tamamen dolmuş vaziyette. Hastanelerin yoğunlukları ise yüzde %80 seviyesinde seyrediyorum. Bunun anlamı şu, ilk olarak İngiltere'de virüsün mutasyona uğradığı açıklanmıştı. Eğer bu kadar hırçın bir şekilde Almanya'da da yayılırsa sağlık sistemi emin olun ki maalesef çökecek. Gelinen nokta bize bunu gösteriyor. Nisan ayına kadar bu kapanma halinin devam etmesi bekleniyor. Bir nebze olsun bir yumuşama olduğunda ise tablo Sizlerde de görüyorsunuz çok ama çok ağırlaşıyor. Yılbaşı dedik, Noel dedik, gelilen durum işte ortada. Günde binin üzerinde insan hayatını sadece Almanya'da kaybediyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz Kuzeyren Vesfalya bölgesi başta olmak üzere Almanya genelinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1307 kişi bugüne kadar hayatını kaybetmiş vaziyette. 1307 vatandaşımızın maalesef ocağına ateş düştü. Bu rakam sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunanların rakamı. Alman vatandaşlığına geçenler bu rakama 1307'ye dahil değil. Yani tablo gerçekten çok ama çok ağır. Buradan defalarca ifade ettik, ifade etmeye de çalıştık. Şu gelip gitme işlerinden, ziyaret işlerinden pek çok vatandaşımız maalesef vazgeçmiyor. Bakın pek çok yere baskınlar düzenleniyor geçtiğimiz günlerde Hannover'de kadınlar gün yapıyorlar, Türkler kısır günü yapıyorlar. Komşulardan bir tanesi polise haber veriyor ve polis geldiğinde korkunç tabloyla karşılaşıyor. Ev sahibine 10.000 euro, oraya yani güne kısır gününe katılanlara ise 200'er euro para cezası kesildi. Yani şimdi bu kadar uyarılara rağmen bu kadar yapmayın etmeyin dememize rağmen gelinen nokta gerçekten çok ama çok üzücü. Bazı izleyicilerimiz yorum yapıyorlar diyorlar ki siz çok abartıyorsunuz diye. Arkadaşlar bakın hiçbir şeyin abartıldığı falan yok. Bizim kadar Almanya ve Avrupa haberleri üzerinde duran zaten başka kimse yok. Biz gerçekleri size anlatmak zorundayız. Şu anda sadece Almanya'da değil dünyanın her noktasında birinci gündem koronavirüs. İnsanlar ölmeye devam ediyorlar. Maalesef bazıları bu tabloyu, bu manzarayı görmek istemiyorlar. Ortada bu kadar ölü varken, bu ortada bu kadar koronavirüs hastası varken, hastaneler ağzına kadar tıka basa doluyken burada koronavirüs yoktur demek, yok koronavirüsü konuşmamak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Değerli izleyicilerimiz tabi biliyorsunuz koronavirüsün en büyük etkilerinden bir tanesi de ekonomiye oldu. İnsanlar işsiz kaldılar, işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar oldu. İnsanlar normal hayatlarına dönemiyorlar. Aylar geçmesine rağmen normal çalışma düzenlerine geçemiyorlar. Bununla ilgili olarak Almanya'dan bir açıklama geldi. Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 75 milyar euro civarında iş yerlerine bir katkı sağlandı. 20 milyar euro civarında da kısa çalışma ödeneği Almanya'da yaşayan işçilere verildi. Bu rakam Almanya için tabii ki yetersiz. Önümüzdeki günlerde bu rakamın daha da arttırılması bekleniyor. Çünkü karantina durumu bir türlü bitmek bilmiyor. Korona yardımlarıyla ilgili olarak hükümette özellikle işverenler tarafından ciddi anlamda eleştiriliyor. Aralık ayında ödenmesi gereken ancak henüz ödenmeyen yardımlarla ilgili de bir an önce Alman Maliye Bakanlığının harekete geçmesi ve bu paraları ödemesi bekleniyor. 50 kişiye kadar çalışan istihdam eden işyerlerine cirolarının yüzde 75'i, 50'den fazla kişi çalıştıran işyerlerine ise cirolarının yüzde 70'i oranında bir para bir destek veriliyor. Bununla ilgili olarak da başvurular devam ediyor. 31 ocağa kadar işletme sahipleri başvurabilirler. Yine eleştirilen önemli konulardan bir tanesi de vatandaştan geliyor. İş yeri sahiplerine koronavirüsle ilgili destek yapılıyor. Neden biz vatandaşlara yapılmıyor deniliyor. Bu da bu sıralar Almanya'da sık sık konuşulan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle iş hayatı da başta Almanya olmak üzere dünyanın pek çok noktasında büyük bir sıkıntı içerisinde. Bununla ilgili olarak da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bir açıklama yaparak koronavirüsten daha erken kurtulmamız için Evden çalışmanın mutlak surette daha da özendirilmesi, teşvik edilmesi gerekiyor dedi. Schtan koronavirüsün ilk çıktığı dönemde evden çalışma oranı yüzde 25 iken bugün yüzde 7'lere kadar düştü dedi. Mutlak surette bunun da teşvik edilmesi, gündeme alınması gerekiyor diyerek evden çalışmanın desteklenmesini ifade etti. Cumhurbaşkanı Schtan evden çalışmaların teşvik edilmesi gerektiğini işletmelerin bu yönde adımlar atmasının koronavirüsle mücadeleye fayda sağlayacağını ifade etti. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa'nın pek çok noktasında aşılamalar devam ediyor. Aşılamalarla ilgili olarak Almanya'dan bir son dakika haberi Emekli TV'nin haber merkezine geldi. Aşı yaptıranlardan 10 kişi Almanya'da hayatını kaybetti. Şimdi bu haberi sizinle paylaşacağım değerli izleyicilerimiz. Almanya'da aşı ve ilaç onayında yetkili kurum olan Paul ernek Enstitüsü'nün başkanı bir açıklama yaptı. Başkan yapmış olduğu bu açıklamada şunları söyledi. Aşının %95 koruyucu özelliğinin olduğunu ifade etti ve aşı ile ilgili şu tür yan etkilerin yaşandığını söyledi. Hafif ve ölçülü bir ateş oluyor. Aşı yapan doktorlar şüpheli durumları hemen bizlere bildiriyor," dedi. Almanya'da bugüne kadar yapılan tüm aşılarla ilgili olarak 325 şüpheli vakanın kendilerine bildirildiğini söyledi. Şüpheli vaka oranı şu anda %0.53 oranında yine kendilerine bildirilen ölü sayısı ise maalesef 10 olarak açıklandı. Bununla ilgili başkan şunu söyledi: bu kişilerin temel hastalıklardan öldüğünden hareket ediyoruz. Ölenlerin yaşlarının da yüksek olduğunu belirtmek isterim diyor. Ölüm vakalarının nedenini en üstte olarak incelediklerini ifade ediyor. Evet, bize şunu gösteriyor değerli izleyicilerimiz. Aşıdan dolayı hayatını kaybeden insanlar var ancak bilimsel olarak bu kanıtlanmaya çalışılıyor.